yok. Bak kimse yok burada. Kimse yok. Kimse yok. Bak kimse götürmüyor Yiğit'i. Burada. Burada Yiğit. Anne ne oluyor? Sana bir hatıra getirdim. Al. Eğer bir polise 100 metre bile yakınlaşacak olursan... ...bu defa kestiğim kardeşinin saçı olmayacak. Onun boğazını da keseceğim. Daha önce yapmadığım bir şey değil ha. Anladın mı? Bu kadına. Ne olursun yol göster bana, ne olursun. Geçti mi? Benim annem misin? Tabii senin annenin bir tanem. Ben sadece uyanıkken... ...kötü bir kabus gördüm gibi oldu. Geçti. İyi misin? İyiyim. Şu mahkeme celbini verir misin? Okuyacağım. Yok sana mahkeme celbi falan. Önce senin şu kafayı halledelim. Yürü haydi. Ne kafası? Tanrı şimdi benim kafamın sırası mı? Vedat çocuğumu alacağım diyor. Sen beni doktora götürmeyeceksin herhalde. Yok nefes. Sanayiye götüreceğim. Rot balansçıya. Senin kafanla ayar biraz kaçtı ya. Doktora götüreceğim kızım. Doktora haydi. Haydi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Heh, Esma abla. Şu velayet işini konuşabilir miyiz? Ver şu mahkeme celbine. Bırak şimdi mahkemeyi celbi falan. Kızım olmayan Vedat'ı gördün, olmayan Vedat'ı. Önce doktora gideceğiz, sildireceğiz beyninden şu şerefsizi. Haydi. Nefes, Tahir doğru söylüyor. Vedat velayeti almak için senin akli dengenin yerinde olmadığını iddia etmiş. Onu haklı çıkarma. Git doktora ablam. Ne? Nasıl böyle bir şey iddia edebilir ki? Vedat nereden bilecek ki Nefes'in olmayan şeyler gördüğünü? Bilmesi şart değil. Bizim ona karşı kullanacağımız şiddet uyguluyor iddialarını engellemek için elindeki tek yol bu. Nasıl yani? Mahkeme hiçbir zaman şiddet uygulayan bir babaya çocuğun velayetini vermez. O da senin akli dengenin yerinde olmadığını, şiddeti uydurduğunu kanıtlamaya çalışacak.
Ben yalan söylemedim. Ben şiddeti uydurmadım. Benim yaşadıklarımın hepsi gerçek. Tabii ki gerçek. Haydi. Sen bana inanıyorsun değil mi? Ben deli değilim. Nefes. Tamam, ayarın kaçtı ama deli olan sen değilsin. Benim. En deli Tahir. Hadi.